İyi günler kıymetli hemşehrilerim. Türkiye'nin tarihi bir sorunda çözmenin mutluluğu ve huzur içinde karşınızdayım. Değerli hemşehrilerim, malumat üzere 2019 yılında Cansu Silogonu konuyla yola çıkmıştık. Seçimin ardından bir ay gibi zaman diliminde kısa vade, orta vadede ve uzun vadeli planlar yaptık. Kısa vadede ilçeyi ilk önce suya, su kapasitesi nasıl artırırız? Bunun arayışlarına ve çözüm yollarına odaklandık. Ardından bir ay gibi süre içinde planlama ve projeleme çalışmalarına başladık. Dedik ki sirke son kuyular, su arama faaliyetlerimizi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde teknik ekiple, İller Bankası, DSE, özel sektör mühendisleri ve kendi personelimizle tam işe koyulduk. İlk etapta birkaç noktadan özellikle Yılanlık bölgesinden iki adet Kesenkuyu yaparak ilçenin yaz O an yazki su sorunu kısa vadede çözmüş olduk. Ardından Yusuflu bölgesinde bir sondaj çalışmamız oldu. Su bulundu fakat o su da kullanışlı olmadı. Çatak bölgesinde yaklaşık 300 litrelik bir su bulduk. Tabi bunun aylık periyodik olarak ölçümleri var. Kasım ayına geldiğinde bu su 6,5 litreye düştü. Bunun da rentabil olmadığı gerekçesiyle bundan da vazgeçtik. Ama yine su arama Kesenkuyu faaliyetlerimizden asla vazgeçmedik. Yılanlık bölgesinde iki adet Kesenkuyu açarak o sezonu ve ardındaki sezonun sıkıntının büyük bölümünü askeriye indirdik. Hıra Deresi mevkisinde ortalama 50-60 litre kapasiteli su bulduk. Bunun proje çalışmaları, yasal izinleri alındı. Artık bunun finansman boyutuna kalmıştı. Gittik sonuçta bakanlık nezdinde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Türkiye'nin su kap hakkının olmadığını öğrendik. Su kap da şu, bizim bu finansmanın %50'si hibe, %50'si de devletten bizim öz kaynaklarından kesilmek üzere çıkarılan bir kaynak anlamında. Bu kaynağın da bizim daha önceki yıllarda kullanılmış böyle bir hakkımız olmadığını öğrendik. Sonuçta Dünya Bankası'na yöneldik. 30 yıl işte uzun vadede düşük krediyle 5-6 ay gibi bir dilimde teknik personelimiz bunların eğitimlerine, kurslarına gitti. Derken 11 Ağustos gibi Allah bir daha yaşatmasın sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Burada daha önce demorfe olan su hatları ve orada da bizim yaptıklarımızda daha öncekilerde büyük hasar gördü. Biz buna rağmen 2-3 gün gibi kısa sürede ilçemize bir nebze kullanım suyunu vermiş olduk. 11 Ağustos'un ardından biz öğrendik ki Cumhurbaşkanımızın yetkisiyle bu işin onun onayıyla mücbir sebepten tekrar bu haktan yer alabileceğimizi öğrendik. Ve ardından konuyu vekilimiz ve il başkanımız aracılığıyla Cumhurbaşkanımıza intikal ettirdik. Cumhurbaşkanı Strateji Daire Başkanı'ndan bu hak bize verildi, onaylandı. Tabii biz bu süreçte 11 Ağustos'ta şunu da gördük. Biz suyla ilgili çalışma yapıyorduk ama bu felakette gerçekten iklimler değişmiş. İlçe sel altında kalıyor, iş yerleri sel altında kalıyor. Dedik ki madem böyle bir proje yapıyoruz, ilçeyi komple kazacağız. Buna yağmur suyunu da ekleyelim. İlçemizin sorunları tarihe karışsın. Kökten çözelim dedik. Yine yağmur suyu projesine ilave ettik. Aynı zamanda kanalizasyon olmayan imarlı yerlerde kısmi kanalizasyon projesinde ilave ettik. Projelerimiz hazırlıktan sonra Cumhurbaşkanı Strateji Daire Başkanı tarafından onaylandı. Nihayetinde geçen yıl 14 Mart gibi kazmayı vurduk. Sonra yüklenici firma tarafından bu iş yürütüldü. Yaklaşık yani 74 kilometre gibi geniş bir alanda çalışma yaptık. Suyla ilgili tabii artık 1960'lı yıllarda yapılan hattın komple değişmesi. Çünkü yıllar geçmiş asbest borular ve ekonomik bölümünü tamamlamıştı. Hem bunların hem de selden zarar görmüş o zamanki nüfusa göre ayarlanmıştı. Bunların tamamını 14 Mart'ta kazmayı vurarak değiştirmeye yöneldik. Tekrar kaynaklarımıza yöneldiğimizde Yılanlık mevkisinde 3 adet derinlikleri 10 ile 13 metre arasında olan 3 adet kesenkuyu yaptık. Bundan da saniyede su alma verme kapasitesi 15 ile 25 litre arasında. Yine Satıköy mevkisinde bir adet kesenkuyu yaptık. Bu da yine 11 ile 13 metre
derinlikte. Bunun da yine kapasitesi 15 ile 20 litre arasında. Yine aynı bölgede 48 metre derinliğinde bir sondaj kuyu yaptık. Bu da 6-7 litre kapasiteli. Bunlar işte kuyu ve kesen kuyu şeylerimiz, yeraltı sularımız. Yine Hırasu kaynağından saniyede 25 ile 35 litre arasında mevsimi olarak değişkenlik gösteren bir kaynak suyu ilave ettik. Toplamda 50 ile 60 litre arasında su kaynağı elde etmiş olduk. Bu süreçte bir tane hastane mevkisine 900 tonluk depo, yine Balacık mevkisinde 200 tonluk depo yaptık. Bu süreçte 11 kilometre isale attı, 29 kilometre şehir içi şebeke attı, yine 8,5 kilometre şehir içi iletim attı yaptık. Yine şehrimizin çeşitli bölgelerine 98 adet yangın vanası, 7 adet vantuz, yine basınç kırıcılar değişik bölgelere, yine klorlama odaları yaptık. 11 Ağustos sel felaketinin ardından gördük ki iklimlerin de değişmesiyle seller ve yağmur suları bölgede yaşayan insanlar için büyük tehdit oluşturuyordu. Yapmış olduğumuz proje gereği yaklaşık 6 kilometre şehir içi iletim hattı, 40 ile 1000'lik arasında iletim hattı kurduk. Ardından değişik bölgelere 198 adet mazgal ve ızgara koyduk. Bunun neticesinde de artık çok büyük bir felaket olmadığı sürece bu sorun da tarih olmuş oluyor. Yine dedik ya, ilçenin tamamını kazmışken bu sorunu kökten çözelim diye ilçenin yeni açılan imarlı yerlerine, daha önce yapılmış ve eksik kalan yerlere 2 kilometrede kısmi kanalizasyon yaptık. Bu sorunu da büyük ölçüde ortadan kaldırmış olduk. Bunları tamamlamasının ardından yaz sezonuna girmesiyle birlikte kendi teknik ekiplerimize, kendi personelimize birlikte yaklaşık 1800 adet ev bağlantısı yaptık. İlk suyumuzu da can suyumuzda Balacık mevkisinden bir haneden yudumladık. Can suyumuz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Böyle tarihi bir projenin hayata geçirmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milletvekilimiz Doktor Nazım Maviş'e, yine İl Başkanımız Uğur Gülesun'a, süreçteki ilçe başkanlarımıza, il genel mevzilerimize, belediye mevzilerimize, kaymakamlarımıza, valilerimize, her şeyden önce gecesini gündüzüne katan teknik ekibimize, personelimize ve süreç boyunca, uzun ve yorucu süreç boyunca bu şeye katlanan, sabır gösteren Türkiye'li halkımıza şükranlarımı, minnetlerimi arz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.